Dur. Pekala. Tecabat'ın adamlarının gerçekten peşinde olup olmadıklarını araştıracağım. Bu sürede burada kalabilirsiniz. Teşekkür ederim binbaşı. Hadi gel. Ama Paro, ben bu odada nasıl kalırım? Olmaz. Burası senin odan değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Şu Rudra'nın üniforması değil mi? Sonra şunlar da senin takıların. Evet, ama önemli değil. Sen de burada yatabilirsin. Peki, ben yerde yatarım zaten. Size zorluk çıkarmam. Hayır, hayır. Sen yatakta yatmalısın. Sonuçta yaralısın sen. Paro. Olanlar için beni bağışla lütfen, olur mu? Şu halimde bile bana o kadar çok yardımın dokundu ki. İnan sana ömrümün sonuna kadar minnettar olacağım. Böyle şeyler söylemene hiç gerek yok. Üstelik daha doğru dürüst tanışmadık değil mi? Benim adım Parvati. Layla. Layla gel artık. Geçmişi geçmişte bırakalım ve iki iyi arkadaş olalım. Hadi gel. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buralardayım. Nerede kaldın? Ben hem ona yardım ettim hem de bunları, kıyafetlerini aldım. Ne yapıyorsun sen? Doktor ne dedi? Rahatsız olan elini sıkı çalıştırman gerek. Böylece ağrın azalır. Ağrım falan yok benim. Sıkıntılarını bir kürekle topla. Sonra içinden savur gitsin. Ne diyorsun sen? Sıkıntılarını bir kürekle topla. Sonra içinden savur gitsin. Tamam, peki ben nerede giyineceğim? Şimdi odada o var. Sen... Binbaşı, sana bir şey sormak istiyorum. Nedir? Beni BSD'de neden bırakmadın? Eve getirdin diye sordum ya. Bunu neden yapmadığını merak ediyorum. Sebebini öğrenebilir miyim? Evet. Elbet bir nedeni var. Niye soruyorsun? Evet ama... Bu yüzden. Kendi başına doğru dürüst ayakta bile duramıyorsun onun için.
Bu yüzden de yanında kalmam gerekiyordu. İşte bunda çok haklısın. Aman bana sabah bilgi vermiş olacak. Tecavat'ın durumunu öğreneceğim. Sonra da hayatımızdan sonsuza kadar çıkıp gidecek. Onun bu evde kalması hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü sana aşık, nedeni bu mu? Sana her şeyi anlattım mı yoksa? Bir şey anlatmasına gerek yoktu ki. Yüzüne baktığım an her şeyi anladım. Peki o kızın suçu ne? Sen benim karım değil misin? O kızın beni sevdiğinin farkındasın ve kalması için yalvardın. Bizimle birlikte kalması için. Ne biçim insansın sen? Ne sırıtıyorsun? Sevinçliyim. Çünkü en sonunda kendi ağzından duydum. Ben senin karınım. Ve bunu da o kıza borçluyum. En sonunda gerçeği kabul ettin. Bu ilişkimiz adına benim için yeterli. Burada kalıp kalmaması neyi değiştirir ki? Ben... Tabii ya. Ona yatağı vermek yakışırdı. Biz nerede yatacağız? Tabii ki burada. Giderken sonra